Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün 2 Mayıs 2023 günlerden çarşamba günü. Uzun zaman oldu. Yani yoktum. Bayramdan bu yana hiç video çekemedim. Yoğundum çünkü. Gerek kişisel gerek iş olarak da biraz yoğunduk. Nihayetinde bugün kamerala karşısına geçeceğim. Bugün daha doğrusu sizler işte bu atan arkadaşlarımızın zimmete düşme durumlarına biraz açıklık getireceğim. Zimmete ne zaman düşeceksiniz, neden düşmeler ne zaman olacak? Onlara değineceğim. Üniversite alımlarına değineceğim. Üniversite alımları devam edecek mi? Artacak mı? Azalacak mı? Biliyorsunuz ki yani üniversite hastaneleri de son hızlı bir şekilde alımlara devam ediyor. Ondan sonra biliyorsunuz ki geçenlerde Fahrettin Bey de şey yaptı. Yani kadrolu sözleşmeliler kadroya geçti. Ben de kadroya geçtim. Tabii bizim kadro şeyimize baktığımızda kurum kurum geçmelerine rağmen biz 15 Nisan 2023'te geçiş yaptık. Yani şahsen kendi adıma söylüyorum. Bunlara değineceğim. Ondan sonra biliyorsun üniversite hastaneleri de artık 3 artı 1'e tabi olduğu için böyle işte bunların tayin haklarını vesaire işte hani veya üniversite hastanesine başladıktan sonra işte istifa edip bir sözleşme yapmayacağınıza değineceğim böyle. Yani bunun gibi birkaç sorularımız var böyle şey yapmışız böyle onları bir bir değerlendireceğiz inşallah. Arkadaşlar zimmete düşmeler biliyorsunuz ki daha gerçekleşmedi ki bu hafta önümüz yani bu hafta 2 Mayıs'tan sonra yani bu günden sonra artık zimmete düşmeler gerçekleşebilir. Ta ki önümüzdeki haftaya kadar gerçekleşirse gerçekleşir. Eğer gerçekleşmese artık ondan sonra seçimden sonrasına büyük ihtimalle düşünüyorum ki seçimden sonra zimmete düşmeler başlayacak. Zimmete düşmeler başladıktan sonra göreve başlama duyuruları gelecektir. Siz evraklarınızı toplayıp evraklarınızı teslim edeceksiniz. İşte hani il ve ilçe müdürlüklerine atanan kişiler, ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlık merkezi onları il sağlık müdürlüğüne teslim edeceksiniz. Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya başka hangi hastaneler vardı işte diş hastaneleri gibi. Onları da hastanın kendi özlük hakları birimi var. Oraya evraklarınızı teslim edeceksiniz. Ondan sonra göreve başlayacaksınız Allah'ın izniyle. Yani şöyle diyebiliriz kısaca özetlemiş olursak. Zimmete düşmeler yani bugünden sonra artık düşmeler her an gerçekleşebilir. Bu hafta içerisinde eğer toplu bir düşme gerçekleşmez ise seçimden sonra yani hızlı bir şekilde bütün zimmete düşmeler gerçekleşecektir. Tabii önümüze önemli bir genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimi olduğu için böyle. Yani şu anda bir nevi yani durgun bir süreçteyiz. Ne olur ne bitecek bilmiyoruz. Hükümet nasıl olur? Yeni bir hükümet kurulacak biliyorsun. Belli başlı bakanlıkların artık görevi tamamlanacak bu 14 Mayıs'ta birlikte. Bundan sonra nasıl olacak belli değil bilmiyoruz. Bunlara bir açıklık getirdik şimdi. Ondan sonra üniversite alımlarına biraz değinelim. Üniversite hastaneleri halihazırda alıma devam eden üniversite hastanelerimiz mevcut ve devam etmeye de başlayacak. Büyük ihtimalle yani artık seçimden sonra yeni bir alım yani üniversite alımları devam edecektir ki bu her zaman alıyor. Senede en az bir ya da iki defa ihtiyaca göre alıyorlardır. Yani ama daha çok Eylül, Ekim veya Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim gibi çünkü üniversite KPSS sınavı Temmuz ayında yapılıyor. Temmuz ayından sonra bir ayda sonra açıklandığını varsayalım. Böyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi üniversite hastanelerinin daha çok daha sıklıkla alıma çıktığı alanlardı. Puanlarınızı bu şekilde bu yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Üniversite hastaneleri artık bundan sonra 3 artı 1'e tabi oldu. Yani üniversite hastanesine giren bir kişi, oraya yerleşen bir arkadaşımız 3 artı 1'e bir 3 yıl sözleşmeli ve 1 yılda aday memur olarak artık kadroya geçiyor. Yani şu anda kaynakları çok konuşuluyor. Yani üniversiteyle YÖK ile bir mutabakat şey yapılacaktı. Bir işte yer değiştirme tayin gibi. Bunlar net değil. Şu anda kaynaklarımız yani bizzat beni de ilgilendiren bir konu olduğu için şu anda yani net olan bir şey değildir. Yani kaynaklarımız kesin var da diyemiyoruz. Kesin yok da diyemiyoruz. Şu anda yani bilinmeyen bir şey. Yeni kadrolar geldi.
Halen daha işte ekip portalda bütün işte özlüklerimiz girilmemiş. 15 Mayıs'ta büyük ihtimalle inşallah tamamen yer alacaktır. Ve aynı zamanda biz de artık kadroya geçtik. Yani epey işte hani kişi vardı. Bunlar tamamen kadroya geçti. Kadromuz yani bilakis kurum kurum geçildik. Şimdi bizim hastanenin yani benim 15 Nisan 2023'te girişimiz oluyor. Yani biz 15 Nisan'da kadroya geçmiş bulunmaktayız. Tabii şimdi biz kadroya geçtikten sonra ya da yarın öbür gün siz üniversite hastanesine başvurduğunuzda üniversite hastanesinde çalıştıktan sonra merkezi bir alanda yani başka bir alanda başka bir bölümde Sağlık Bakanlığı'nda başka bir bölüm olur fark etmeksizin bir alım olduğunda siz bu alıma tercih verebilirsiniz. Şöyle yani biliyorsun o yeni alınan 3 artı 1'e tabi olacağı için siz sözleşmeliden devam edeceksiniz. Yani diyelim ki üniversite hastanesine yerleştiniz. 3 yıl sözleşmeli oluyorsunuz. 3 yıldan sonra artık kadrolu oluyorsunuz. Siz kadrolu olduktan sonra herhangi bir Sağlık Bakanlığı ya da herhangi bir merkezi alımda tercihlerinizi verip yerleşebilirsiniz. Zimmete düşmeleriniz gerçekleşecektir. Ama oradan da sözleşmeli olarak yine 3 artı 1'e tabi olacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. Peki yani şöyle sorular geliyor. Ben üniversite hastanesine yerleştim. Yani örnek diyorum. Üniversite hastanesine yerleştim. Ben işte hani ceza almadan merkezi alımlara nasıl başvuru yapabilirim? Arkadaşlar öyle bir durumunuz yok maalesef şu anda. Siz üniversite hastanesi başladığınızda 3 artı 1'e tabi oluyorsunuz. Yani siz o 3 yıl içerisinde yani diyelim ki herhangi bir merkezi alıma herhangi bir şeye başvuru yapabilmeniz için istifa etmeniz gerekiyor. İstifa ederseniz de 1 yıl gibi işte aynı şeyden tercih verememe cezanız oluyor. Yani yerleşemiyorsunuz. Bunu da belirteyim. Yani üniversite hastanesi başladıktan sonra 3 yıl sonra işte cezasız bir şekilde kadro geçtikten sonra artık tekrardan farklı bir birime, farklı bir merkezi alıma tercih verebilirsiniz. Bunları açıklı getirelim. Zaten diğer üniversite hastanelerinin maaşları olsun yani bu 3 yılın sözleşmeli olan diyorum. Kadro geçtikten sonra tabii kademe derece falan şeyleri var. Onu demiyorum. Bu 3 yıl sözleşme olduğunda maaş devlet hastanesinde çalışanla sizin aranızda herhangi bir maaş farkınız yok. Herhangi bir izninizde farklılık yok. Yani yine orada da 20 gün yine burada da 20 gün aldığınız maaş aynıdır. Bunu belirteyim böyle. Şu anda sadece üniversite hastanede biraz tayin hakları biraz soru işareti. Tam net değil ne var ne yok. Yani bunun üzerinde zaten sendikalar da mücadele veriyor ve YÖK'le temas halinde olacağını ve bunu görüşeceğini dile getirmişti. Şu anda net değil. Bir diğer husus, üçüncü bir alım olur mu? Evet. Üçüncü bir Sağlık Bakanlığı alımı olur mu? Bunu da çok arkadaşlarımız soruyor. Hele ki tıbbi sekreter okuyan arkadaşlarım bunu daha çok merak ediyor. Veya başka bölümlerde sınava girmiş de yüksek puan alıp da işte hani olası bir alımda atanma ihtimali yüksek olan arkadaşlarım bu soruyu çok merak ediyor. Şimdi arkadaşlar halihazırda biz 14 Mayıs Allah'ın izniyle şunu kapatayım. Allah'ın izniyle seçime gidiyoruz. Yani burada kaldı 10 gün 12 gün sonra seçim olacak. Genel seçim yani milletvekili seçim ve cumhurbaşkanı seçimi bittikten sonra önümüzdeki sene bir de yerel seçimler var. Bu yani 3 aşağı 5 yukarı 31 Mart'ta falan oluyor işte hani pazar günü falan. Yani şu ana baktığımız hani zaten siyaseti takip eden biriyseniz zaten şu anda mevcut hükümet de olsa mevcut hükümet de başka hükümetler de kim gelirse gelsin mesela şu anda baktığımızda bir ittifakın yani 100 bin öğretmen vaadi var bir de 100 bin sağlıkçı alımı vaatleri var. Ve öyle inanıyorum ki çünkü hemen ardından bir yerel seçim geldiği için hızlı bir şekilde hükümet bu vaatlerin yerine getirecek. Yani 100 bin öğretmen atamasıyla 100 bin sağlıkçı ataması gerçekleşebilir ve çoğu alanlarda, çoğu bölümlerde hani yüksek alımlar muhakkak gelecektir. Ama bu ne zaman olur? Şimdi Mayıs'ta seçim olur. 14 Mayıs'ta. Mayıs'ın işte hükümetin kurulması, hükümetin işe başlaması falan filan derken böyle Temmuz ayında aynı zamanda lisans KPSS'si var. Lisans KPSS'den sonra
Allah'ın izniyle benim kendi düşüncem, kendi beklentim öyle ki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. En çok da Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda yani bu belirtilen alımların olacağını, yüksek bir alım olacağını ben öngörüyorum, düşünüyorum. Ve bununla birlikte üniversite hastanelerinde veya başka kurum ve kuruluşlarda yani bu yani dedim ya öğretmenlikte de var. Bu sağlıkta da olacaktır. Bu farklı birimlerde de olacak. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda olur. İşte İçişleri Bakanlığı'nda olur. Mühendisliklerde falan olur. Muhakkak yani seçimden sonra farklı alanlardan farklı şeyler olacak. Alımlar muhakkak olacaktır. Ama bu Ekim, Kasım, Aralık ayında daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Okullar açılmadan böyle öğretmen ataması yapılabilir diye düşünüyorum. İkinci bir husus bir de EYT var. Biliyorsunuz ki EYT'liler aradan çıktığında kamuda bir boşluk olacak ve bu boşluğu doldurması için de yeni alımlar olacak. Bunları muhakkak unutmamanızı tavsiye ediyorum. Yani 2023 yani bu seçimle diğer seçim arasındaki zaman çok çok önemlidir. Eğer puanlarınız işte yani puanlarınızı değerlendirin o kısmında muhakkak değerlendirin. Lisans 2022 pardon lisans 2023 KPSS sınavına hazırlanan arkadaşlarımız da bu sınava özen göstermesi gerekir, çok çalışması gerekir, güzel bir puanı alıp ve bunu değerlendirmesi için yani artık gün sayılması gerekir. Yani güzel alımlar, güzel bir yarınlar bizi beklediğini düşünüyorum. Bu 2023'ün sonlarına doğru yani güzel alımlar muhakkak olacaktır. Bunları unutmamanızı tavsiye ediyorum. Değerlendirin. Puanınızı o şekilde değerlendirin. Başka not etmiş olduğum şeyler var mı? Yok. Şimdi halihazırda bir seçim olduğu için bu geçen alımda olan arkadaşlarımız tabi zimmete düşmeler 1 ile 2 ay arasında değişiyor. Bu bir yani neredeyse bir ay zaten doldu. Artık bir ay doldu. Bundan sonra önce bir toplu bir zimmete düşmeler gerçekleşiyor. Ondan sonra kademeli bir şekilde bir bir zimmete düşmeleriniz gerçekleşecektir. Bundan sonra güzel günler olacak diye düşünüyoruz. Merak ettikleriniz veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuz Allah'ın izniyle Allah kaza bela vermediği sürece yaşlı bakım ve evde bakım için bir videomuz olacak böyle. O da işte en kötü bir 4-5 gün içerisinde yayında olacaktır. Bunun hakkında da kapsamlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah.